Acı haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. Yurt dışında koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Türklerin sayısının 156'ya yükseldiğini açıkladı. Çavuşoğlu 25 bine yakın Türk'ün ülkeye getirildiğini ve karantina altına alındığını, tahliye çalışmalarının da hala sürdüğünü söyledi. Bugüne kadar 55'e yakın ülkeden yine 25 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye salgına yurt dışında yakalanan vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Yabancı ülkelerde zor durumda olan Türkler tahliye operasyonlarıyla ana vatanlarına getiriliyor. Kanada'da yaklaşık 400 kişilik bir öğrenci grubumuz var. 7-8 Nisan'da inşallah onları da ülkemize getireceğiz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son rakamları açıkladı. Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirtti. 156 vatandaşımız virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 50'ye yakın cenazeyi ülkemize getirdik. Ve halen yurt dışında olanlar gerekli bağlantıların sağlandığını, tahliye operasyonlarının devam ettiğini duyurdu. Son iki günde Kuveyt'ten toplam 644 vatandaşımızı tahliye ettik. Bir uçakta kaldırmayı planlıyoruz. Cezayir'den dün gerçekleşen iki uçakta uçuşla 537 vatandaşımız geldi. Bu gece 3 uçakta daha 1000'in üzerinde vatandaşımız ülkemize gelecek. Bugün yine Karadağ'dan 479 vatandaşımız, 3 farklı uçuşta tabii, ülkemize geliyor. Bakan, yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarının karantina süresince gözlem altında tutulduğunu vurguladı. Virüsün daha fazla yayılmaması için katı önlemlerin alındığını belirtti. Bazı vatandaşlarımız mutlaka getirin diyorlar, bazı vatandaşlarımız da gelmesin diyor. Elbette Türkiye gibi bir devlet zorunluluğundaki vatandaşlarını yurt dışında bırakmamalı. Burada önemli olan bizim karantina kapasitemiz. Buna göre vatandaşlarımızı getirebiliriz.